Merhabalar, çok saygıdeğer ve sevgili dinleyicilerimiz. İçimizdeki Mucizeyi Keşfet programına hepiniz hoş geldiniz. Sizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü konumuz otizmli çocuklarımız. Otizm genellikle ilk 3 yaşta başlayan ve hayat boyu devam eden, kişinin etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde ifade edebileceğimiz gelişimsel bir bozukluktur. Günümüzde basit testler ve erken tanı konulabilmektedir. Erken tanı ve uygun rehabilitasyon programı ile bu vakaların hayata kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Otizmin nedeni genel olarak tam olarak bilinmemektedir. Ama genetik olduğu düşünülmekte. Hani otizm aileden gelebilmekte ve genetik olduğu düşünülmekte. Bir çocuğa otizm tanısı konulabilmesi için hani çocuğun hareketlerine, tavırlarına bakmak gerekiyor. Örneğin sosyal etkileşimde yetersizlik, bir çocukta sosyal etkileşimde yetersizlik varsa, göz teması kuramıyorsa, yaşıtlarıyla ilgilenemiyorsa, oyun oynayamıyorsa, normal mimik ve duygusal ifadeleri gösteremiyorsa, hani bu bir otizmin belirtileri arasında. Ve genellikle otizmli çocuklar iletişim kurmakta da zorluk yaşıyorlar. Konuşamama gibi, kelimeleri söyleyememe gibi, işte konuşan çocuklarla iletişim kuramama gibi bir takım problemler de yaşıyorlar. Hayali ve sembolik oyunlar oynayamama. Hani çocuk hayali ya da sembolik oyunlar oynayamıyor. Farklı bir takım hareketleri yerine getiremiyor. Diğer çocuklardan farklı şeylerle, farklı durumlarla çocuk maruz kalabiliyor. Ama otizm tedavisinde erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor. Hani bu çok çok korkulacak, çok endişelenecek bir durum değil. Ve bu amaçla davranışsal eğitim ve özel terapiler uyguluyoruz biz bu çocuklarımıza. Uygulanacak tedavinin aileye uygun olması da önemli. Çünkü ailenin desteği, aileyle de beraber çalışmalar yapıyoruz. Bu çocuklara konuşma terapisi, motor yeteneklerini artırmaya yönelik terapiler, sosyal iletişim kurma becerileri kazandırmaya yönelik terapiler ve bu çocuklara uygulamalı tedaviler de uyguluyoruz. Bazı çocuklarımız için otizmli çocuklara ilaçlar da verilebiliyor. Hani bu çocuğa dikkat eksikliğinin, hiperaktivitesinin ya da obsesif kompulsif bozukluk gibi otizme eşlik eden durumlarda da ilaç tedavisi de uygulanabiliyor. İşte otizm tedavisinde ebeveynlerin de yani anne babanın da eğitimi son derece önemli. Bu konuda anne babaya da bilgilendirmek, anne babaya da destek olmak gerekiyor. Çünkü otizmli çocuklar da çok yetenekli, onların içinde çok mucizevi yeteneklerin de var olduğunu biliyoruz. Bu noktada aileyle beraber iletişim haline geçerek otizmli çocuklarımızın geleceği için çok büyük katkılar, faydalar sağlayabiliriz. Bunların eğitimleri noktasında, bunların kendilerini geliştirme noktasında, cesaretlendirmek, yüreklendirmek noktasında da bir takım çalışmalar yapabiliriz, uygulayabiliriz. Allah inşallah bütün otizmli çocuklarımızın geleceği için, aileler için onlara sabır ihsan etsin. Ve bu noktada da biz de toplum olarak psikolojik destek olarak elimizden geleni yapma noktasında her şeyi yapacağız inşallah. Bugünkü içimizdeki Mucizeyi Keşfet programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sorularınız ya da herhangi bir danışmak istediğiniz bir şey olursa inşallah bu noktada da elimizden geleni yapacağız. Hoşça kalın, dostça kalın ve sağlıkla kalın. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Geleceğimize sahip çıkmak için içimizdeki mucizeyi keşfet diyoruz.